3. sınıf İhsan Ketin metni. Bakıyoruz hazırlık çalışmalarından başlayalım. Deprem hakkında neler biliyorsunuz? Deprem yerin sallanmasıdır. Deprem çok yıkıcı ve ölümcüldür. Önlem alınırsa yıkıcı etkisi azaltılabilir. şiddetli depremler daha yıkıcıdır. Evet, bu şekilde yazabiliriz. İkinci etkinliğimiz Evinizde depremden önce alınması gereken önlemler neler olabilir diye sormuş. Hemen onu da şu şekilde cevaplayalım. Deprem çantası çantası hazırlanmalı. Evde devrilebilecek eşyalar sabitlenmeli deprem hazırlık planı yapılmalı şeklinde yazabiliriz. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş. 1926 yılında güzel bir bahar sabahı Kayseri'de bir okul yatakhanesindeyiz. Günaydın çocuklar. Günaydın. Haydi kalkın bakalım. Giyinip yüzünüzü yıkayın. Sonra da doğru kahvaltıya. Bugün doğa gezimiz var. Unuttunuz mu yoksa? Yaşasın. Doğa gezisi mi? Doğa gezilerini çok severim. Nereye gidecekler acaba? Bilmem ki, öğreniriz birazdan. Çocuklar kahvaltı sırasında gezi için hazırlıklarını gözden geçirir. Bugün Erciyes Dağı'nın eteklerinde gezeceğiz çocuklar. Sizden gezimiz sırasında çevrede ilginç bulduğunuz nesneleri ve canlıları gözlemlemenizi Gördüklerinizde defterinize not almanızı istiyorum. Kalemimin ucu kırılmıştı dün. Sende kalem tıraş var mı İhsan? Var ama kalem kutumda. Kahvaltıdan sonra veririm. Yolda açarsın. Erciyes Dağı. Duymuştum ben adını. Ben de simitçiyim. Erciyes Dağı dedikleri Kayseri yakınlarında bulunan bir yanardağ aslında. Dağın eteklerine geldiklerinde sınıf arkadaşlarının kimi bitkileri kimi kuşları gözlemlerken İhsan Keti'nin gözleri bulduğu ilginç bir kaya parçasına takıldı. Hmm tembe bir taş. Üzerinde de minik benekler var neden böyle acaba? Yanardağ dedin de peynir. Patlamasın şimdi bu erciyes. Tam biz buradayken. Ha ha ha. Korkma. Erciyes 2000 yıldır patlamıyor simitçiğim. Okula dönen öğrenciler gün boyu yaptıkları gözlemleri akşam etüdünde öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaşır. Çok güzel gözlemler yapmışsınız. Hepinize aferin çocuklar. İhsan arkadaşınız gözlemlerini yalnızca defterine not almakla kalmamış. Yanında bir de örnek getirmiş. Bakın. Bu bir andezit taşı. Rengi gri ya da pembe olabilir. Volkanik bir taştır. İhsan'ın jeolojiyle ilgili bir şeyler yapacağını düşünmeye başladım ben peynir. Sen ne diyorsun? Sanırım haklısın simitçiyim. Okuyup görelim. Yıllar geçer. Derslerinde çok başarılı bir öğrenci olan İhsan Kettin, orta öğrenimin ardından devlet tarafından yurt dışında okutulmak üzere seçilir. Almanya'ya gönderilir ve oradaki bazı üniversitelerde doğa bilimleri üzerine öğrenim görür. 1938 yılında Türkiye'nin doktora sahibi ilk jeoloğu ünvanıyla yurda döner ve İstanbul Üniversitesi'nde göreve başlar. Bir yıl kadar sonra gazetelerde acı bir haber görürler. Geçen ayda Tercan'da büyük bir deprem olmuştu hocam. Bu iki depremin birbiriyle ilişkisi olabilir mi sizce? Elimizdeki bilgiler o bölgede bir fay hattı olmadığını söylüyor. Rastlantı olsa gerek. Fay neydi peynirciğim? Yer kabuğunu oluşturan levhaların birbirine göre yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan Kırığa fay deniyor diye biliyorum ben simitçiyim. Ancak İhsan Ket'in depremler arasında bir ilişki olduğundan şüphelenmektedir. Bu bölgede bir fay hattı bulunma olasılığını araştırmamız gerek. Bunun için de arazi çalışmalarına odaklanmalıyız. Hmm. Hmm. Ve İhsan Ket'in bir araştırma ekibi kurarak yola düşer. Ver eline Anadolu. Gelirken bize de nefis bir Erzincan tulumu getirse keşke. Ha ha ha. İlerleyen yıllarda depremler sürer. İhsan -ketin ekibiyle birlikte deprem yaşanan her bölgeye gider. Arazide çalışmanın zorluklarını göze alarak yeryüzünde meydana gelen kırılma, kayma ve çökmeleri yerinde inceler. Nesi zor ki bunun? Çadırda tatil yapar gibi işte. Olur mu hiç simitçiyim? Kar, kış, yağmur, çamur demeden açık havada çalışıyorlar oralarda. Yıllar süren çalışmalarının sonunda İhsan Ketin, Kuzey Anadolu'da bir fay hattının var olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyar. Yani bugün de adını sık sık duyduğumuz Kuzey Anadolu fay hattının varlığını İhsan Ketin mi kanıtlamış? Evet simitçiyim. Sadece onu da değil üstelik. Bak. Son karede ne yazıyor? İhsan Ketin yaşamının 55 yılını arazide yer kabuğu hareketlerinin izini sürerek geçirdi ve Anadolu'daki başka fay hatlarını da ortaya çıkardı. Yaptığı bu çalışmalarla Türkiye'de modern jeolojinin kurucusu olarak kabul edilir. O zaman bize de bu büyük bilim insanına koca bir teşekkür etmek düşer. Birinci etkinlik, kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz. Tahmin Yerin Sallanması Gözlem Tahminim tahmin bakarak inceleme diyelim. Yanardağ tahmin lav akı tan da şeklinde tahminde bulunduk. Şimdi bir de sözcük anlamını yazalım. Depremin anlamı yer kabuğu katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi nedeni olan yer kabuğu sarsıntısı. Şeklinde sözcük anlamını yazabiliriz. Gözlemin sözlük anlamı ise bir olayın, bir gerçeğin planlı ve dikkatli bir biçimde ele alınıp, gözetlenip incelenmesi işidir gözlem. Bu şekilde yazabiliriz. Yanardağ'ın sözlük anlamına bakalım. Magmanın yerin içinde yüzeye doğru fışkırdığı ya da geçmişte fışkırmış olduğu bir püskürme ağzı bulunan dağdır. İkinci etkinliğimiz soruları metne göre cevaplayınız demiş. Birinci sorumuz İhsan Ketin çocukluğunda nerede yaşamaktadır? Kayseri'de yaşamaktadır. İkinci sorumuz İhsan Ketin ve arkadaşları okul gezisi için nereye gitmişlerdir? Erciyes Dağı'nın eteklerine gitmişlerdir. Üçüncü sorumuz. İhsan Ketin hangi alanda araştırma yaparak uzmanlaşmıştır? Yer kabuğu hareketlerini araştırarak uzmanlaşmıştır. Dördüncü sorumuz, İhsan Ket'in ve araştırma ekibi arazi çalışmalarında neleri incelemişlerdir? Kırılma, kayma ve hükmeleri incelemişlerdir. Beşinci sorumuz, İhsan Ket'in çalışmaları sonucunda neyin varlığını kanıtlamıştır? Kuzey Anadolu fayatının varlığını kanıtlamıştır bu şekilde cevaplayabiliriz. Üçüncü etkinliğimiz Yetkiniz olsaydı ülke genelinde depremle ilgili hangi önlemleri alırdınız? Binaların daha sağlam yapılmasını sağlardım. Daha çok deprem toplanma alanları olmasını sağlardım. İnsanlar kendileri depreme hazırlık yapmıyor. Deprem hazırlık inceleme ekibi kurardım. Bu ekip ev ev gezip hazırlıkları incelerdi şeklinde yazabiliriz. Dördüncü etkinlik. Balonda bulunan eş sesli kelimeleri yuvarlak içine alarak belirleyiniz. Belirlediğiniz eş sesli kelimeleri her iki anlamıyla birer cümlede kullanınız demiş. Eş sesli neydi? Yazılışı okunuşu. Aynı fakat anlamı farklı olan kelimeydi. Ben eş sesli kelime bir kendimiz olan ben bir de yüzümüzdeki vücudumuzdaki lekeler kaz kazmak var bir de hayvan olan kaz var ak bir beyaz olan renk olan ak var bir de akmak var suyun akması var dil başka ne var kaymak başka yaş Şimdi cümlede kullanalım. Kazlar göç etmiş. Şurayı kaz fidanı dikelim. Yaşı kullanalım. Sen kaç yaşındasın? Bir soru soruyoruz. Soru işareti. üstün başın yaş olmuş başka ne vardı kaymak vardı künefenin yanında kaymakta olsun kaymak için karın yağmasını bekliyoruz. Dünyada unutulmuş birçok dil var yanlışlıkla ısırdı Su akar. Akı kullanıyorum burada. Su akar. Gürül gürül. Saçlarıma Aklar yani beyazlar. Aklar düştü. Şeklinde yazdık. Beşinci etkinlik. Beril ile Arda'ya ait ifadeleri okuyunuz demiş. Laptop'u kucağıma aldım. Monitöre baktım. Mouse çalışmıyordu. Skinner'dan fotoğrafları tarayıp printer'dan çıktısını alacaktım. Düzüstü bilgisayarı kucağıma aldım. Ekrana baktım. Fare çalışmıyordu. Tarayıcıdan resimleri tarayıp yazıcıdan çıktısını alacaktım. Ben burada Arda'yı tuttum arkadaşlar. Hangi çocuğun açıklamalarını daha iyi anladınız? Arda'nın, Arda değil mi çocuğun ismi? Arda'nın açıklamalarını daha iyi anladım. Niçin onu da yazayım? çünkü kullandığı kelimeler Türkçe Türkçedir diyelim. şeklinde yazabiliriz. B'ye baktığımız zaman teknoloji konulu bir yazı yazınız. Yazınızda yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanınız. Bugün hayatımızı eskiye göre daha rahat yaşayabiliyorsak teknoloji sayesindedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde eskiden yaparken zorlandığımız her şeyi artık çok kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Mesela eskiden yurt dışındaki bir akrabamız ile konuşmak için PTT telefon santralinde sıra bekliyorduk. Ve bütün gün evde sıranın bize gelmesini bekliyorduk. Şimdi ise cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve internet sayesinde anında ve görüntülü olarak herkese iletişim kurabiliyoruz. Bu şekilde yazabiliriz. Altıncı etkinlik, cümleleri açıklamalarına uygun gelen kelimelerle eşleştiriniz. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur. Ne konur? Nokta. Bir. Cümlede eş ve benzer kelimelerin arasına konur. İkiye. Soru cümlelerine konur. Üç. Açıklamalardan önce kullanılır. 2.4 yazıyoruz. Özel isimlere getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Kesme işareti 5. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Konuşma çizgisi. Sevinç, şaşırma, korkma gibi duygu bildiren cümlelerin sonuna konur. 7 şeklinde yapabiliriz. Özlü sözleri özenli ve okunaklı bir şekilde yazın demiş.